Diş eti kanamasının önlenmesi aslında çok temel bir prensip. Nasıl önlenir? İyi bakılan dişler, iyi bakılan diş etleri, iyi fırçalanan ve bakımlı bir ağızda hiçbir zaman kanama ortaya çıkmaz. Kanaması demek diş etlerinde belirli bir yerlerde problemlerin olması demektir. İhmal edilmemesi gerekir. Şayet ihmal edilirse o zaman boyutları büyür. Diş etlerinde olan bu kanamalar çene kemiğindeki bir takım kemik kayıplarına sebebiyet verir ki işte o zaman dişlerde sallanma, oynama ve buna bağlı olarak da büyük ve yaygın diş kayıpları ortaya çıkar. Diş eti kanaması olan hastalara biz ne öneririz? Öncelikle iyi bir bakım öneririz. Onun dışında biz kendimiz burada hastanın detaylı olarak ağız röntgenlerini çektikten sonra, tabii hamilelik yoksa, hastada bir diş temizliği, hatta derin diş temizliği yaparız. Ondan sonra da muntazaman günde 3 kere dişlerini fırçalamasını öneririz. Bu fırçalamaların sonucunda da diş eti kanaması devam ediyorsa o zaman mutlaka sistemik bir şey aramak lazım. Bu sistemik şeyleri düzgün araştırıp onları bulduktan sonra, yani bizim diyates hemorajik dediğimiz kan hastalıklarına bağlı ortaya çıkan bir takım problemler de araştırılır. Bunların sonucunda da diş eti kanaması devam ediyorsa mutlaka ve mutlaka başka bir takım hormonal sistemde araştırmaları yapmak lazım.